Ay Yıldız Team'i nasıl biliyorsunuz? Vatanı savunan ve gerçekleri gün yüzüne çıkartan bir hacker grubu. Ayağınıza taş değmesin aslanlar. Peki ya bugün size bunun tam tersini anlatsaydım? 400 bin kişiden oluştuğu iddia edilen bu hacker grubunun bilgisayar kullanmayı bilmeyen Mehmet Tell adındaki bir adam tarafından yaratıldığını ve hepinizin büyük bir pazarlama projesine kurban gittiğini söyleseydim bana ne derdiniz? Türkiye dün kendini bir anda sanal bir savaşın içinde buldu. Son bir haftadır Avrupa'nın 23 tane başbakanlığını biz Avrupa'yı tamamen ele geçirdik. Bir arkadaşıma rica ettim. O da bırakmıştı. Dünyanın en büyük hackerlarından bir tanesi. Dedim ki ya Türk. Sana ihtiyacımız var. Ondan sonra dedi ben yapmam abicim dedi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Can Kuel. Hazır intromuzda Orta Çağ varken size harika bir sponsordan bahsetmek istiyorum. Rise of Kingdoms gelişmiş bir strateji oyunudur. Fakat özellikle dikkatinizi 1. Osman ve Osmanlı İmparatorluğu'na çekmek istiyorum. 1. Osman, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olarak dünya tarihine damgasını vurmuş bir liderdir. Şimdi ise Rise of Kingdoms'ta sizi zaferlere götürecek güçlü bir komutan olarak şehirleri fethetmek için size liderlik edecek. Rise of Kingdoms, 14 tarihi medeniyet arasından seçim yapmanızı olanak tanır. Her medeniyetin kendi hikayesi, komutanları ve stratejileri vardır. Türkler olarak tabii ki Osmanlı ile oynuyoruz. Bu sırada arkadaşlarınızla birlikte gerçek zamanlı stratejik savaşlara katılabilir, Osiris'in gemisi gibi büyük savaşlarda yerinizi alabilirsiniz. Ayrıca Rise of Kingdoms'ta tarih boyunca ün kazanmış elit askerleri de eğitme şansınız var. Hangi askerleri geliştirmek istediğinize siz karar veriyorsunuz. İster uzun yaylı askerler, ister Teuton şövalyeleri. Savaş stratejiniz tamamen size bağlı. Dahası şehirlerinizin üzerine tamamen siz kontrol edebilir, kendi benzersiz şehirlerinizi inşa edebilirsiniz. Ek olarak oyun dev bir haritada oynanıyor. Bu geniş dünyada PC'den, mobilden, tabletten oynamanıza imkan sağlıyor ve milyonlarca oyuncuyla beraber oyunu oynuyorsunuz. Rise of Kingdoms'ı açıklamadaki bağlantılardan ya da ekrandaki QR kodundan indirebilirsiniz ve Rock Comment kodunu kullanarak ekstra bir bonus kazanabilirsiniz. Osmanlı'yla zaferler kazanmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. 2000'li senelerde internetin yeni yeni gelişmesiyle birlikte sosyal medyaların açılması, uygulamalar, bankalar, çalınabilecek dijital paralar ve kişisel bilgilerin de bu ağlara yüklenmesiyle yeni bir iş türü ortaya çıkmaya başlamıştı. Hackerlık. Ve o dönemlerde yasalar henüz tam oturmamıştı. Korsanlar cirit atıyordu. İnternetin ne olduğu kestirilemediğinden bu yeni meslek türü halk arasında dilden dile dolaşıyor ve havalı bir iş olarak görünüyordu. Kızlar Facebook çalabiliyor musun diye sorardı, şunu hackleyebiliyor musun diye sorardı ve işte böylece meraklıları doğdu. İşte o dönemlerde Cyber Warrior adındaki bir hack forumu aşırı ünlenmişti. Ucundan bile ilginiz varsa yolunuz mutlaka buraya düşüyordu. Aynı Ay Yıldız'ın ileride sahibi olacak kişiler ve Türkiye'de ismini duyduğunuz diğer hack forumları gibi. Herkes tek bir noktadan çıkmıştı. Cyber Warrior Team bünyesindeki akıncılar Mısır devlet sitelerine saldırılarda bulundu. Mısır Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi birçok devlet sitesini hackledi. Cyber Warrior'da sıradan bir üye olarak başlayan Mehmet Telli'nin hayali hep bir hacker olmaktı. Ama bilgisayar işlerinden pek de anlamıyordu. Kendini kısa süre içerisinde teknik terimlerde ve ufak işlerde geliştirdi. Ama yine de uzman bir hacker değildi. Hatta tam olarak bir hacker bile değildi. Bir şekilde kendine ufak bir çevre yapmayı başardı. Ve bu forumda tanıştığı Hackerman ismindeki kişiyle birlikte ayyıldızteam.com'un ilk adımlarını attılar. Artık kendi hack forumları vardı. Tasarımları vesaire başka forumlardan arakladılar. Ve Cyber Warrior'dan üye çalmayı denediler. 3, 5, zamanla sayıları arttı ve yaptıkları internet propagandalarıyla birlikte isimlerini duyurdular. 1000, 10.000 ve 100.000'lere ulaştılar. Geçen senelerde yaptıkları küresel saldırılarla haberlere konu oldular. Ülkemizin internet savunucusu imajına büründüler. Ve günümüzde de bu imajı sürdürmeye devam ediyorlar. Ta ki bu videoya kadar. Şimdi, kuruluş dönemine yeniden gidiyoruz. Çünkü orada nasıl bir oyun döndüğünü size anlatmak zorundayım. Cyber Warrior'da sıradan bir üye olarak başlayan Mehmet Telli, hedefleri için forumda bilinen ve saygı duyulan biri haline gelmeliydi. Bunun için basit bir yol izledi. Kendini jittem.com adındaki kendi satın aldığı bir domainin admini olarak tanıtıyordu. Site içeriği Jandarma İstihbarat Teşkilatı'nın çok benzeriydi. Ve sitenin huiz verilerine baktığınızda domain kaynaklarında gerçek bir devlet yetkilisi görüyordunuz. Kandıracağı elemanların kendisini araştıracağını çok iyi bildiği için ev
telefon numarası ve adres bilgisi olarak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Ankara Yeni Mahalle Sokağı'nın hemen köşesindeki bir adresini vermişti. Ve sabit ev telefonunu başkanlık, genelkurmay gibi kurumların santrallerine yönlendirmişti. Böylece eğer bu adamı takip etmeyi denerseniz, devlette çalışan gizli bir siber güvenlikçi olduğunu zannediyordunuz. Cyber Warrior'da bu şekilde önlenen Mehmet Telli, tüm bunlara rağmen hala bilgisayardan anlamayan birisiydi. Ve Mehmet Telli 2004 yılında bilgisayarıma Trojan ve Keylogger yedirmişler, bana yardımcı olur musun diyerek kendi bilgisayar kasasını Aras Kargo'yla Silivri İstanbul Şubesi'ne göndermişti. Ve işte bu hayatı boyunca yaptığı en büyük hata olacaktı. 2004 senesinde Ay Yıldız Tim'in o görkemli kurucusu bilgisayarından virüs temizleme işini bile yapamıyordu. Yolladığı bu bilgisayarı inceleyen Cyber Warrior'ın sahibi ise inanılmaz şeyler ortaya çıkardı. Bugün bu videoyu izlemenizi sağlayan şeyler. Bilgisayarı aldım. İnceleyip virüs ve trojenleri temizledim. D sürücüsünü incelediğimde Mehmet Telli'nin hayal aleminde gezen, Kurtlar Vadisi'ni fazla seyretmiş, istihbaratçılık oynayan, CIA, Mossad, MIT gibi istihbarat örgütlerinin logolarını toplamış, kendi kendine free hostlarda devlet adamıymış gibi siteler açan şizofren biri olduğunu anladım. Sanırım adının ve soyadının baş harflerinin Mehmet İsmail Telli yani MIT olması bunu çocukluk döneminde etkileyerek şizofren bir şey yaptı. Ardından D sürücüsünün yedeğini aldım. Bu diskteki bazı dataları yayınlıyorum. Nereden toplandığı belli olmayan bu belgelerin bazılarını kendi açtığı fake devlet sitelerinde yayınlamıştı. Ancak sonradan korkup kaldırmıştı. Cyber Warrior admini bunları elde ettikten sonra yazdığı bu yazısında her şeyi açığa dökmüştü. Ama durun, daha yeni başlıyoruz. Ayrıca 2005 yılında yazdığı D, Yedek, Mehmet Telli, Ağlayan Mavi Gözler dosyasındaki şiire dikkat ederseniz kendisine nasıl bir kişisel çıkar hedefi belirlediğini görebilirsiniz. Seneler ilerliyor. Çok mutluyum. 99 altın yılım. Her şey o kadar güzel ki, o kadar süper ki artık yükselmişim. Mesleğimin zirvesindeyim. Özel ofislerim var. Herkes emrimde. İsmim her kapıyı açıyor ve saygı görüyor. Telli'nin tek amacı yazdığı şiirde de belirttiği gibi kendi ismini duyurmak ve Ay Yıldız grubu altında kendi adamlarını devletin kritik siber güvenlik ile ilgili kurumlarına yerleştirecek bir yapılanma kurmaktır. Basit sosyal medya olta hacklerinin, tamamen sahte ve dizayn edilmiş yalanlanan hack eylemlerinin haberlere çıkmasının arkasında tam olarak bu var. Mehmet Telli, yani kendini Ay Yıldız'ın kurucusu olarak tanıtan bu şahıs, internetin ilk dönemlerinde yalandan yarattığı bu hacker grubu ile kendine güzel bir network oluşturmayı başardı. Bu konuda Cyber Warrior'ın sahibinin yazdığı iddialar şu şekilde. Sözde vatansever bu hain yaklaşık 3 yıl önce Twitter hesaplarını hacklemeye yarayan hack dünyasında exploit dediğimiz bir açığı herkesin anlayacağı dilde deep web ortamında başka bir hacker'dan satın aldı. Telli bu açık ile yetkili hesapları hackliyor ve sanki iyilik meleğiymiş gibi hacklediği bu hesapları kurtarmış rolü yapıp yetkili isimlerin güvenini kazanıyordu. Böylece hep hayalini kurduğu devletin internet konusundaki derin abisi olma hayali gerçekleşmiş oldu. Tüm olay aslında böyleydi. Amaç hem statü hem de paraydı. Tüm bunlar aslında sosyal medyada dönen büyük bir pazarlamanın parçasıydı. Mesela hacklediklerini iddia ettikleri Anonymous öyle bir oluşum ki resmiyette hiçbir web siteleri bulunmuyor. Ama Ay Yıldız'ın reklamının yapılması için bir hikaye oluşturulması gerekliydi. Böylece farklı bir domain üzerinden sahte bir Anonymous profili yaratıldı. Bunu hacklediklerini ilan ettiler ve o dönemdeki bağlantılarla birlikte birkaç tane haber sitesine bu olayı yayınlattılar. Eğer böyle bir hack gerçekleşmiş olsaydı kesinlikle yabancı hack report sayfalarında ve haber kanallarında bunu duyardınız. Ama ne hikmetse hiçbir Türk kaynakta ve yabancı kaynakta bu hack ile ilgili tek bir veriye rastlamıyorsunuz. Mesela geçen hafta gündeme gelen İsrail'in hacklenmesi olayı da yine bir yalandan ibaret. Paylaştıkları veriler 2015 senesinde Rus bir hacker grubunun yaptığı saldırının verileriydi. Günümüzde bu olaylar patlayınca yine ekmek yemek isteyen Mehmet abim bu olayı piyasaya sürmüştü. Kısaca gördüğünüz veriler eskiydi. Ay Yıldız o veri tabanını hiç eklemedi, hackleyemedi. Ki yine Mehmet Telli'nin bir programda çıkıp biz İsrail'in Iron Dome'unu hackledik falan gibi bir iddiası var. Ama mesela bunu araştırırsanız herhangi bir kanıta ulaşamıyorsunuz. Yaptıklarına dair hiçbir detay yok. Hatta vatan millet o kadar umurlarında değildi ki 2011 senesinde Ay Yıldız Team sitenizi 400 bin kişilik siber orduyla kapatırız ve size hackleriz diyerek Türkiye'deki onlarca şirketten toplamda 5 milyon TL gasp etmişti. Bu o dönemin parasıyla 3,5 milyon dolar ediyordu ve yapılan polis baskınıyla 6 hacker yakalandı. Operasyonda 4 azmettirici de gözaltına alındı. 13 dizüstü bilgisayar, 16 hard disk, 8 flash disk, 2 CD, 5 hafıza kartı, 10 sim kart, 1 tablet ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Pentagon'u saatlerce kapattıkları, Yunanistan'ı hackledikleri haberleri yine aynı şekilde göz boyama. Bu pazarlama ekibinin yaptığı maksimum hacking bir sosyal medya hesabının çalınması oluyordu. Çünkü yapması en kolay hacklerden birisi buydu. Böylece her yaptığı
yaptıkları işte milliyetçilik pompaladılar ve yüz binlerce insana yanlış bir hikayeye inandırdılar. Tabii ki burada bitmedi. Bunun bir pazarlama işi olduğunu söylemiştim ve bu başarılı bir pazarlamaydı. Öncelikle Mehmet abi bu iş için defalarca kitap çıkardı. Hack hikayeleri anlatıyor ve Ay Yıldız'ı övüyordu. Çıkan bu kitaplar destek için 5500 TL'den satılıyordu. Ve işte bu Türkiye'nin dostu Hack grubu öğrenci eğitimi adına 15.000 TL'den çıkan çok basit temelli eğitim setleri satıyordu. Ayrıca ünlülerin sosyal medya hesaplarını koruma, şirketlerin sitelerini güvenli hale getirme gibi işler içinde farklı bir şirket üzerinden iş alıyorlardı. Mehmet abi bu işi o kadar iyi yaptı ki yıllar içerisinde kazandığı paralarla kendine villalar, arabalar satın aldı. Kısaca çok büyük bir hacker grubu sandığımız bu topluluk alayımızı ayakta uyuttu ve mükemmel bir iş planı ile milyonlar kazandılar. Ben hepsinin parayla dönen olaylardır. Para kesildiği zaman ideolojiyi falan atıyor artık. Yürüyün be Ay Yıldız Tim. Cebinize taş değmesin be. Helal olsun.